ayıracağız. İş yerlerimizi mi ayıracağız? Okullarımızı mı ayıracağız? Kadınlar ve erkeklerin bir arada bulunduğu tüm ortamları ayırarak bu sorunu çözebilir misiniz? Kadına yönelik taciz bir suçtur. Ve suç kadınları sosyal hayattan tehdit edilerek çözülemez. Bu iş kadınları en sonunda evine kapatan bir girdaba kadar sürükler. Bu çok basit bir şekilde bir vagon ayırıyoruz diye başlayabilir. Ama bu iş en sonunda kadınlarla erkekleri tamamen ayırıp kadınları evlerine kapatmak projesidir. Biz Bursa'daki kadınlar bu projeyi asla hayata geçirmeyeceğiz. Kadınlar susmasın, susmayacaklar. Kadınlar susmasın, susmayacaklar. Kadınlar susmadı, susmayacaklar. Recep Altepe projesini savunuyor. Diyor ki talep geldi bunun üzerine yaptık. İş çıkış saatlerinde, mesai saatlerinde bir vagonda 300 kişi oluyor diyor. E bu senin suçun değil mi? 300 kişiyle ulaşmak, bir vagona 300 kişiyi bindirmek senin suçun değil mi? Sen bu şehrin belediye başkanı değil misin? Bu sorunu çözmekle mükellef değil misin? Asıl bu sorunu çözmen gerekmiyor mu? Bizler Balıkesir'e bir ulaşımı hak etmiyoruz. Yıllardır bunun için sokaklardayız, bunun için imzalar topluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne biz de bundan önce imzalar verdik. Niyeyse bizim talebimiz bu zamana kadar hiç dile getirilmedi. Niyeyse biz bu şehrin vatandaşları olamadık bir türlü. Ama bir makbul vatandaş var, kim olduğunu bilmediğimiz. Onlar talep etmişler. O yüzden kadınlarla erkeklerin vagonlarını ayıracaklarmış. Hayır, bir de diyor ki, hayır canım, isteyen istediği vagona binebilir. Başka kadın var, o vagona binmek zorunda değil, başka vagona da binebilirsiniz. Peki, o vagona binen kadını nasıl yaftalayacağınızı bilmiyor muyuz biz sizi? Biz sizin o vagona bindiğinde, bir kadın tacına uğradığında canım hak etmiş diyeceğinizi bilmiyor musunuz? Biz buradan herkese söylüyoruz. Hiçbir kadın taciz hak etmez. Taciz kadına yönelen en büyük suçtur ve hiçbir kadın bunu istemez. Hangi vagona şiddete, tacize, tecavüze son. Şiddete, tacize, tecavüze son. Ayrı vagon değil, insanca ulaşım istiyoruz. Ayrı vagon değil, insanca ulaşım istiyoruz. Bizler anayasal bir suç olan ayrımcı toplu taşıma araçlarınızı istemiyoruz. Daha fazla metro, tren, otobüs, daha fazla sefer sayısı, daha fazla toplu taşıma alternatifi ve 24 saat toplu taşıma. Yani nitelikli, kamusal ve insanca koşullarda ulaşım istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi kadınların metro vagonlarında tacize uğramasını istemiyorsa çözümü bu kadar basittir. Ve bir kez daha ilan ediyoruz ki bu ayrımcı uygulamayı kabul etmiyoruz. Ve etmeyeceğiz.